Bugün komşumuzda üzüm kurutuyoruz doğal yöntemlerle. Şimdi ustamız tarifini verecek, biz de hazırlıyoruz. Öncesinde külümüzü eleyip bir tane tencerenin içinde kaynatıyoruz su ile. Bolca bu kaynayıp, şu an kaynayan külümüz değil mi? O süzülmüş suymuş şu anda. Kaynamış külümüz burada. Sonra onu bir kovaya aktardık. Durulduktan sonra tekrar bir tencereye alıp bolca kaynatıp üzümleri şekilde gördüğünüz gibi böyle kandırıp kabukları işte böyle çatlayacak. Kabukları çatladıktan sonra da daha hızlı kuruyor. Sonra seriyoruz. Sonra sereceğiz. Önce külümüzü kaynatıyoruz, durultuyoruz. Evet. Sonra tekrardan burada durulmuş tekrar kaynatarak üzümleri böyle süzgeç yardımıyla batırıp kabukları çatladıktan sonra alıyoruz, götürüp seriyoruz güneşe. Teşekkür ederim. Bunu da üzüm olarak üzümü pekmeze çevireceğiz, değil mi? Evet. O da üzümümüzü çiğnedik, şırasını çıkartıp toprağını koyduk içine. Bunu tekrar kaynatacağız şırasını. Sonra durulduktan sonra pekmezimizi yapacağız. Bunun içinde şu an toprak var mı? Toprağı var. Koyduk mu? Toprağı koyduk. Toprağı görebilir bunu miyim? Kaynatmaya yapacağız. Toprak bu. Bunun nerede, nasıl temin ediyoruz? Bunu pazarda satılabiliyor. Üzüm toprağı diye. Pekmez toprağı. Özel. Beyaz toprak. Bu bandırma işini de bununla yaptık değil Hayır, mi? Hayır, bandırma o işi farklı. Külle. Odun külüyle. Odun külüyle. Bu bandırma Hatta işi. Hatta meşe ya da şey olursa, zeytin ağacından o küller olursa daha etkili oluyor. Ustadan al haberi. Teşekkür ediyorum. Ama biz neredeyiz derseniz şu an Kuşadası'ndayız. Kuşadası'nda yapılabilecek bir iş değil. Ama yeri, üzümün yeri de Kuşadası. Öğrendim ben de. Altı yanıyor mu? Altı güzel yansın. Patlayınca kaldırıyorsunuz değil mi? Evet, bak şimdi. Şu şeyleri görüyorum ben. İnce ince. Kabukları ince ince yarılmış şekilde. Belki görüntüde tam net görünmüyordur ama. Evet. İşte böyle sararmaya başlıyor hemen. İşte harikasın. İnce ince. Evet. Dur, altını bir tane daha sokmam. İşte bu üzümlerimiz bu şekilde hazır. Patlıcanlar da yok oldu. Şimdi üzüm şıramıza şeyi koyduk. Pekmez toprağımızı. Sonra şıramızı kaynatıyoruz. Böyle arada karıştırıyoruz ki bu köpüklerdeki topraklar dibine çöksün. Bu üzerindekiler şu an şey değil mi? Köpüğü işte şeyle birlikte, toprakla birlikte. Toprağın köpüğü. Aha. Bu iyice kaynayacak. Bu köpük yatışacak. Ondan sonra indireceğiz. Durulmaya bırakacağız. Sonra dibine çökerek toprakları duruluyor. Şırası iyice durulduktan sonra süzdürüyoruz. Dibini bulandırmadan. Sonra pekmez yapmaya başlıyoruz. Evet, şıramızı bir gün önce kaynatıp beklettik. Bu hale geldi. Duruldu. Şimdi yavaş yavaş süzdüreceğiz.
altını bulandırmadan. Bayağı zahmetliymiş ama. Çok zahmetlidir. Bir o kadar da zevkli. Şu dipte görünenler toprak. Evet, hem toprak hem de üzümün bulanıklığına oturuyor. Bulanıyor. Yavaşlıyoruz. Bu kadar yeter. Evet, süzdürdükten sonra şıramızı böyle koyuyoruz, kaynatıyoruz koyulana kadar. Kaç saat sürecek? Ben pek saat tutmuyorum, o yüzden saat söyleyemem. Kıvamına kadar. Kıvam aldığı zaman, pekmez kıvamını aldığı zaman. Pekmezimiz hazır olacak. Evet. Ara bakıyoruz kıvamına. Oluyor mu? Daha var mı? Biraz. Her yeri böyle. Katı katı. Kedi suyum da yok. Bize gelirsin. Ha, iyi olur. Aa, hiç koyma. Kıvamı. Daha olmuş. Yok, yok, kıvamı yok. Kıvamı yok. Ben de anladım. Her yerinde aynı köpükte böyle bir köpürüyor. Evet, şimdi pekmezimiz oldu. Böyle bol köpüklü, katılaştı. Savuruyoruz, kıvamını aldı. Daha fazla katılaşmadan indiriyoruz. Tamam, ellerine sağlık, teşekkür ediyorum.